Merhaba, ben Yasin Karakoç. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nda görev yapmaktayım. Burada kampüsümüzün en etkili olan uçak kısmındayız. Ve bu uçakta neler olduğuna, nelere şahit olacağınıza gelin hep beraber birlikte bakalım. Beni takip edin. Uçağımızın giriş kısmına hoş geldiniz. Burada sizleri bir simülasyon karşılıyor. Uçağın içerisindeyken uçağı uçurmanın nasıl bir his olduğunu burada gayet net bir şekilde anlayabileceksiniz. Gelin bu eğitim nasıl oluyor birlikte bakalım. Pozisyonun iyi, kalkış pozisyonun iyi. Tamam. Aşağıya doğru biraz indirebilirsin artık. Harika. İniş takımların burada. Bas bunu. İniş takımlarını da kapattın. Tamam. Tertemiz bu uçuş gerçekleştirdin. Haritada şurada kırmızı olan bir uçak var ya, o sensin. Burada işte limanlar var. Haritada ilerledikçe limanları görüyorsun. Limanları gördükçe de işte istediğin herhangi bir limana iniş gerçekleştirebilirsin. Buradaki uçak eğitiminin temel amacı öğrencilerin gerçek bir uçuş disiplinini sağlamasıyla geçiyor. Bir harita kontrolü nasıl sağlanıyor, yer yön duygularını nasıl buluyorlar ve olası problemlere nasıl çözüm üretmeleri gerektiğini bu kısımda öğrenebiliyorlar. Uçağın sadece giriş kısmındaki olaylar bunlar. Gelin devam edelim. Uçakta daha neler var? Uçağın iç kısmındayız hala da. Burası ikinci kısım. Giriş kısmından sonraki aşamadayız. Burada kitaplarımız mevcut. Kitaplarda öğrencilerimiz istediği zaman boş vakitlerinde burada kitaplarını okuyabiliyorlar. Giriş bölümünde de arkada rahat sandalyelerimiz var bu konuyla ilgili. Bu sandalyelerde istedikleri gibi vakit geçirip aynı zamanda öğretimlerine devam edebiliyorlar. Gelin biraz daha ilerlere bakalım. Bu bölümde 4 farklı platform bulunmakta. Öğrencilerimiz buraya gelip kendi projelerini tartışabilecekleri çok rahat bir alan bulmaktalar. Aynı zamanda burada kendi robot parçalarını birleştirip kendi hayallerine ulaşabilecekleri bir kodlama dersine de giriş yapmış oluyorlar. Şimdi devam edelim. İleride neler var birlikte görelim. Evet, burası uçağın kodlama bölümü. Burada 10 adet farklı bilgisayar göreceksiniz ve hepsi sosyal mesafelerine göre ayarlanmış durumda. Kodlama bölümünün temel amacı, robotik ve kodlama derslerinin ayrı ayrı branş olması ve ayrı ayrı değerlerde olması. Kodlama dediğimiz kısım, temel algoritmik bilgilerden toplanıp, geleceğin mühendisleri ve yazılımlarına teknik anlamda destek sunmak amaçlı. Burada öğrencilerimiz isterlerse kendi branşlarında ilerlemek için benimle beraber çalışıp kodlamayı ilerletebiliyorlar. Ders içeriklerimizde C#, Java, Python gibi yüksek seviyede mühendislik derslerinin temelleri verilmektedir. Şimdi devam edelim. Gelelim atölyemizde daha başka neler var? Evet, burada uçağımızın son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Uçağımızın bu bölümünde öğrencilerimizin hayal ettikleri gerçeklikleri ulaşmaları için tek bir aşama kalıyor, o da robotik. Burada 4 farklı ders içeriği sunuyoruz öğrencilerimize. VEDO'dan başlayıp ilkokul seviyesinden sonra Mindstorm setlerimiz, VEX setlerimiz ve Arduino setlerimiz bulunmakta. Burada liseye kadar bir müfredat verilmekte ve geleceğin mühendislerine burada bu aşamalarda ışık tutmaya çalışmaktayız. Atölyemizde gerekli olan bütün malzemeler var. Bize tek ihtiyacımız olan şey şu, o da azimli ve inatla çalışan ve hayallerinin peşinde koşan öğrenci ekiplerini bulmak.